Suat abi, ben yayına giriyorum abi. Tamam mı abi? Ben şu yayını bitireyim, birazdan gelirim senin yanına çay içmeye. Aha, yayın başlamış. Merhaba sayın ve pek kıymetli seyircilerim, takipçilerim. Ali Veli 4950 Ayşe Fatma Göbek Atma, her pazar olduğu gibi karşınızda gündeme böyle bakacağız. Gündeme. Yani hafta içerisinde neler oldu neler. Maydanozlu köfteler, Devlet Bahçeli abimiz kıtır kıtır, çıtır çıtır yedi. Kimi yedi? Kedi eti yedi. Hayır. Kedi eti yemedi ama Devlet Bahçeli abimiz Mahir Ünal abimizi yedi. Bakın dikkat ettiniz mi? Hem Devlet Bahçeli'ye abimiz dedim hem de Mahir Ünal'a abimiz dedim. Neden dedim? Çünkü dilimden kaçtı. Yani kaçtı, dilim sürçtü, öyle diyeyim. Çünkü ne sayın Devlet Bahçeli abi dememi hak ediyor ne de Mahir Ünal çıktı bir konuşma yaptı. Biliyorsunuz konuşmada neler dedi. Cumhuriyet yok lügatımızı şöyle yaptı, yok lügatımızı böyle yaptı, bilmem ne yaptı falan filan. Hop Devlet Bahçeli dedi ki hop ağır ol gel derken hop gitti gönderdi. Şimdi ama ben anlayamıyorum. Ben sokaktaki adam olaraktan anlayamıyorum. Şimdi bu Devlet Bahçeli, bu Mahir Ünal'ın bu söylediklerine, bu anlattıklarına, konuşmalarına tepki gösterdi de. İyi abi ama aynı şeyleri Sayın Cımbır Başkanımız da demişti. Sayın Devlet Bahçeli abi bak şimdilik sana abi diyorum. Bak Devlet Bahçeli abi bak yaşına hürmeten abi diyorum ona göre. Yoksa sen çoktan benim gözümden abilik mertebesinden düştün. Şimdi sen gidiyorsun Mahir Ünal'a dünyanın lafını ediyorsun ama aynı şeyleri söyleyen Sayın Cımbır Başkanımıza iki kelam et. Şimdi ben de düşünüyorum acaba Sayın Devlet Bahçeli abimiz neden böyle ikircikli davranıyor ha? Devlet Bahçeli abi, dedim ya, sana yaşına hürmeten abi diyorum. Yoksa sen abiliği hak etmiyorsun. Ama Sayın Cımbır Başkan abimiz halk seçti, ona saygımız sonsuz. Yoksa sen onu halk seçti diye mi böyle onun şeylerine, hatalarına böyle görmezden geliyorsun ha Devlet Bahçeli abim? Şimdi ben sizi anlayamıyorum, ben bu AK Partilileri anlayamıyorum. HDP'ye dünyanın lafını ediyorsunuz, yok terörle birlikte, yok şöyle Selahattin Demirtaş abimize bir sürü laf söylüyorsunuz. Ha bu arada Selahattin Demirtaş abime bak ona derim. Ama soru işaretleriyle derim ama aması var. Selahattin abi bence sen boşa içeride kalıyorsun. Sen niçin içeride kalıyorsun ben biliyorum ama şu hani bir ara sesini çıkarttın ya Kandil'e İmralı'ya bir iki bir şey söyledin ya tekrar onlara bir posta koy yemin ederim var ya başımın üstüne alacağım seni taç yapacağım ama biliyorum ki cesaret edemiyorsun sen de çekiniyorsun bir takım şeylerden. Neyse gelelim şimdi şu AK Partililerin HDP'lilerle ilgili söyledikleri şeylere. Şöyle bir yutkurayım bir nefes alayım. Şimdi akıl karışıyor. Akıl yani aklı olanın aklı karışır. Sen o kadar laf söylüyorsun. O kadar bir sürü şeyler söylüyorsun HDP ile ilgili. CHP gidip onlarla görüşmediği halde CHP'ye etmediğiniz hakaretler kalmıyor. Sonra hop gidiyorsunuz HDP'yi ziyaret ediyorsunuz. Abi bak ben herkese abi demem. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Kardeşim HDP terörle işbirliği mi yapıyor? Kapatın abi. Kapatın. Bak ben herkese abi demem. Kapatabiliyor musun? Kapatmıyorsun. Terörist parti mi? Teröre destek mi veriyor? Ha? Veriyorsa kapat. Kapatmıyorsan çenenizi kapatacaksınız. Sen CHP'ye her türlü iftira atacaksın. Sonra gideceksin hiçbir şey olmamış gibi HDP ile masaya oturacaksın. Sonra çıkacaksın karşıma. Diyeceksin ki işte parlamentodaki bütün partilerle görüşüyoruz canım diyeceksin. Yemem. Bak
Ben Ali Veli 4950 Ayşe Fatma göbek atma olaraktan yemem. Ben o sokak röportajlarında işte CHP ile görüşüyorsalar yuh, AK Parti görüşüyorsa doğrudur diyen ikiyüzlü riyakarlardan değilim. O hacıları görüyorum böyle sakallarından utanmayan hacılar var ya, sakal bırakıyorlar AK Parti ne yaparsa yapsın. Sayın Cımbır Başkanı ne derse desin. Ayet gibi destekleyenler ama başkaları yapınca nedense hemen hakarete, hemen tukaka, hadi hakaret demeyeyim de tukaka ediyorlar. Olmuyor. İşte olmuyor. Buna biz, bizim mahallede çok affedersiniz ama yavşaklık denir. Bak biz mahallede böyle davrananlara yavşak deriz. Yavşak ne demekti? Ha? Ne demekti? Biliyorsunuz siz yavşağın ne olduğunu. Yavşak demek bit yavrusu demek. Neymiş? Bit yavrusu. Yani o kadar da kötü bir şey değil canım yavşak olmak ama işte böyle davrananlara biz bizim mahallede yavşak diyoruz. Tamam mı? Yavşaklığın lüzumu yok. Bir şey yanlışsa yanlış, doğruysa doğru. İftira atmak dinimizce de günah. Değil mi? Günah değil mi? Siz AK Partililer iftira atıldığında neden ses çıkarmıyorsunuz? Bir de çok benim aklıma takıldı şu. Yerli ve milli mi? Milli mi, yerli mi? Yerli mi, milli mi? Tok, araba olsun da çamurdan olsun diyoruz. Tamam, eyvallah. Ama beni kandırma be. Vallahi kandırma beni yerli ve milli diye. Kandırırsan beni yerli ve milli diye ben de böyle karşına geçerim. Derim ki ya nasıl yerli milli oluyor ki bu? Motoru Alman, bataryası Çin, tasarımı İtalyan, diğer aksesuarları bilmem nelere İngiliz. İsmi Türk. Bursa'da yapılıyor, Türkiye'de yapılıyor. O zaman yerli ve milli oluyor mu? Diyelim ki oluyor. O zaman Anadolu'da yerli ve milli. Devrim arabasına zaten laf yok. Bursa'da bir sürü arabalar yapılıyor. Karsan'da minibüsler yapılıyor. Ondan sonra Güler Yüz Karasör diye bir şey var. Otobüsler yapıyor. Kendi markalarıyla yapıyorlar ha. Motoru yabancı ayrı mesele. O zaman onlar yerli ve milli değil mi? Yerli ve milli. Yerli ve milli. Yerli ve milli. Tok da yerli ve milli. Deme bana ciğerimi ye. Canımı ye. Ama beni yerli ve milli diye kandırma. Zaten bende tok alacak para var mı ki? Ya kardeşim çok basit. Tok açın halinden anlamıyor. Siz hala göbek atıyorsunuz. Oh yerli de milli, yerli de milli, yerli de milli. Ulen öküzün trene baktığı gibi bakacaksın o toga ve seviniyorsun. İnsanlarla dalaşıyorsun. Yok yerliymiş, yok milliymiş. Geç bunları anam babam, geç bunları ya. Şimdi Mansur Yavaş abimiz Ankara Gücü Kasımpaşa. Yok Kasımpaşa Ankara Gücü maçına gitmiş İstanbul'da. Kapalı tribüne girince bazıları başlamışlar Sayın Mansur Yavaş abimize Recep Tayyip Erdoğan diye bağırmaya başlamışlar. Kimin için şey yapmışlar? Mansur Yavaş için şey yapmışlar, bağırmışlar. Mansur Yavaş için derken yani Mansur Yavaş'ı görünce sizim ona aşağılayacaklar. Kiminle kıyaslıyorlar? Sayın Cımbır Başkanımızla. Bu ülkenin en güçlü, en muktedir adamını Mansur Yavaş'a. Görüyorlar Mansur Yavaş Ankara Gücü'lü herhalde. Gitmiş maçı izlemeye gitmiş. O da selamlamış tabii. Bundan daha doğal, daha güzel ne olabilir? Selamlamış. Sen sanki Mansur Yavaş Atina Belediye Başkanı ya da bilmem ne belediye başkanı, sanki başka ülkenin belediye başkanı ya Ankara'nın başkentin belediye başkanını sen Recep Tayyip Erdoğan'la tokuşturmaya kalkıyorsun. Dur hele, dur hele, dur bir seçimler yapasın, seçimler olsun. Seçimlerde bakalım kim çıkacak karşına, Mansur Yavaş mı çıkacak, Ekrem İmamoğlu mu çıkacak, Kemal Kılıçdaroğlu mu çıkacak ya da civciv çıkacak, kuş çıkacak, bilmiyoruz artık ne çıkacak. Göreceğiz. Ondan sonra sanki çok büyük marifetmiş gibi Mansur Yavaş'a böyle bir tepki göstermiş. Kasımpaşa taraftarı, Kasımpaşalılar yapmış. Kasımpaşalı, eli maşalı derler bir de. Desinler bakalım. Bu arada hazır aklıma gelmişken şu Bilal Oğlan var. Sayın Cımbır Başkanımızın oğlu Bilal Erdoğan'la ilgili haberlerin engellendi haberler. Haber yapılamıyor hiçbir yerde. O haberler engellendi. O engellenen haberlerin engellenmesini de engellemişler. Vallahi bravo. Rekor.
bu bir dünya rekoru. Dünyada herhalde haberin yapılması, o haberin engellenmesinin, haberinin yapılmasının engellenmesinin, engellenmesinin, ta engellenmesinin haberini engelliyorsalar vallahi tebrik ederiz. Böyle bir şey yok. Yeryüzü Cumhuriyeti'nde, yer dünyada, yani dünyada böyle bir şey görülmüş değil. Neyse, gelelim Kemal abimize. Kemal abi, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu abi. Bakıyorum, geziyorsun. Londra'ya gitmişsin. Hop, Bay Kemal nerede? Washington'da. Bay Kemal nerede? New York'ta. Bay Kemal Londra'da. Bay Kemal Paris'te. Bay Kemal Budapeşte de. Hazır yolun oralara gitmişken bir Göteborg'a da uğra. Oradan Amsterdam'a geçersin. Oradan da hop Sikenderun'a gelirsin. Sikenderun'dan Hatay'dan hop Ankara'ya, başkente gelirsin. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu abi, memlekette durum nasıl? Bir buraya bak. Bir buraya bak. Böyle gittin dolaştın, bütün Avrupa'yı, Amerika'yı dolaşıyorsun. Tamam, dolaş da biz seni oralara dolaşasın diye şey olmadık biz. Yani oy verenler sana bu yüzden vermedi. Sen belli ki cımbır başkanı olmak istiyorsun ama cımbır başkanını olmak için oralarda, Londralarda, Washingtonlarda, Washington Portakalı bilmem ne falan filan, Inter Milan. Yapma Kemal abi, bak buradan ben sana defalarca uyardım. Belli ki sen niyetine girdin, tamam. Niyetine girdiysen cımbır başkanı adayı olaraktan Sayın Cımbır Başkanımızın karşısına çıkmaya çıkacaksan, şimdi sana ben oy vereceğim. Yani sen beni şimdi mecbur bırakıyorsun bana oy vermeye. Diyorsun ki bana, ya bana verirsin ya Erdoğan'a verirsin. Tamam, sana vereceğim. Ama bir kaybedersen var ya, var ya, ahaha, bir kaybedersen ben vereceğim. Ama benim verdiğim oy yetmiyor Kemal abi. Daha güçlü adaylar bulabilirsin. Sen zeki adam olduğunu söylüyorsun. Sen matematik uzmanıyım, ben hesap uzmanıyım diyorsun sen. Hesap uzmanı böyle şeyler yapar mı ya? Ya da bizim bilmediğimiz başka bir hesabın var senin. Olabilir, olabilir. Neyse, ben oy vereceğim sana. Kazanırsan ne demiştim? Ankara'ya gelip elini öpeceğim. Ama bir kaybedersen, bir kaybedersen. Neyse, bu pazarlık bu kadar. Ali Veli 4950, Ayşe Fatma göbek atma, her pazar olduğu gibi, aha şimdi olduğunuz gibi karşınızda olacak. Haydi, selametle kalın, Allah'a emanet olun, Yüce Rabbim bahtınızı açık etsin, Allah müstahakınızı, yani ne istiyorsanız Allah istediğinizi, gönlünüzdeki neyse onu versin, herkese versin, bana da size de. Haydi selamet. Thank you.